Sevgili arkadaşlar, fizik çözer, metin çözere hoş geldiniz. Fizikokolik'ten herkese hayırlı günler diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sıvıların kaldırma kuvveti yani Arşimet prensibi ile ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Şekildeki eşit kollu terazide akma düzeyine kadar sıvı dolu taşma kabı dengelenmiştir. Taşırma kabına iç cisim bırakıldığında sıvı akışı bittikten sonra terazinin dengesinin bozulmadığı görülüyor. Sevgili arkadaşlar, cismi sıvıya bıraktığımızı düşünelim ve cismin yüzüyor veya askıda kalma durumunda ağırlığı kadar sıvı taşıracağını biliyoruz. O halde arkadaşlar, veya kütlesi kadar 100 gram girdi, 100 gram taştı ise arkadaşlar, sol kefe ağırlaşacak, kütle artışı olacak. Sağ kefede bir kütle artışı olmayacak. O zaman denge bozulacak. Yani sevgili arkadaşlar, bu şekilde dengenin bozulmaması için mutlaka cismin batması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, cisim battığında hem bu kefede bir kütle artışı olacak, delta M, hem bu kefeye taşan sıvıdan dolayı bir kütle artışı olacak. Ve bu kütle artışları birbirine eşit olmalıdır ki terazinin dengesi bozulmasın. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, buradaki kütle artışı giren cismin kütlesi eksi taşan sıvının kütlesidir. Burada kütle artışı ise direkt taşan sıvının kütlesidir. Bundan dolayı arkadaşlar, bu ikisini birbirine eşitlediğimizde cismin kütlesi 2m taşan sıvı olmaktadır. Yani arkadaşlar, 100 gramlık bir cisim atıyorsak buradaki kütle artışı 50 gram, burada kütle artışı 50 gram olmalıdır. Dolayısıyla cismin öz kütlesi de sıvının öz kütlesinin 2 katı olacaktır. X cismin öz kütlesi sıvınınkinden büyük olmak zorundadır battığı için. Hatta 2 katı olmalıdır diyorum. D cisim eşittir 2 D sıvı olmalıdır. Direkt bunu da soran sorular var. Taşan sıvının hacmi x cisminin hacmine eşittir. Evet sevgili arkadaşlar, cisim battığına göre hacmi kadar sıvı taşıracaktır. Taşan sıvının kütlesi x cisminin kütlesinden küçüktür diyoruz. O da arkadaşlar doğrudur. 100 gram girdi, 50 gram taştı. O halde arkadaşlar, cevabımız 1, 2, 3 olmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, geldik diğer bir soruya. Şekildeki terazi dengededir. Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba sıvının öz kütlesinden daha küçük öz kütleli A cismi bırakılıyor. Sevgili arkadaşlar, demek ki bırakılan A cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha küçük. O halde cisim sıvıda yüzecek. Yüzen ve askıda kalan cisimler sevgili arkadaşlar, ağırlıkları kadar veya kütleleri kadar sıvı taşıracak. O halde taşan sıvının ağırlığı eşittir G cisim. Yani arkadaşlar, bu kapta ağırlaşma olmayacak. O halde denge bozulmayacak. Taşan sıvının hacmi A cismin hacmine eşittir. Yanlış. Çünkü arkadaşlar, cisim yüzdüğü için batan kısım cismin hacminin bir kısmıdır. Yani hepsi değil. Taşan sıvı kütlesi A cisminin kütlesinden küçüktür. Yanlış. A cisminin kütlesine eşittir diyoruz. Yalnız bir. Hacmi ve yoğunluğu D olan, yoğunluğu DX olan X cismi şekil 1'deki gibi ip yardımıyla tavana bağlıdır. Sevgili arkadaşlar, bu durumda ipteki gerilme neye eşit olacak? X'in ağırlığına eşit olacak. Bu X cismi içinde DS yoğunluklu sıvı bulunan kabın tabanına şekil 2'deki bağlandığında ipteki gerilme T2 olmaktadır. Yukarı doğru arkadaşlar FK, aşağı doğru GX. FK eşittir sevgili arkadaşlar GX artı T2. Efendime söyleyeyim, T1 eşittir GX. Arkadaşlar, bu ipte bir gerilme olduğuna göre, FK G'den daha büyük olduğuna göre
de sıvı büyüktür dx. Kesinlikle doğru. T1 ile T2 arasında arkadaşlar gördüğünüz gibi kesin bir ilişki kuramayız. Örneğin gx'e arkadaşlar 3 diyelim. Fk'ya 6 dersek, buna da 3 dersek T2 de 3 oldu. Hatta buna 7 dersek T2 4 oldu, daha büyük oldu. Buna 5 dersek T2 2 oldu, daha küçük oldu. Demek ki arkadaşlar T1 ile T2 arasında 3 durum söz konusu olabilir. X cismini etkiden kaldırma kuvveti kendi ağırlığından fazladır. Yani arkadaşlar X'e etkiden kaldırma kuvvetinin X'in ağırlığından büyük olduğunu görüyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Özdeş X cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yoğunlukları arkadaşlar DK ve DL olan K ve L sıvılarında bulundukları kabın tabanına bağlanınca iplerdeki gerilmeler birbirine eşit olmaktadır. Sevgili arkadaşlar, ipteki gerilmelerin eşit olabilmesi için zaten cisimlerin ağırlığı her iki durumda da G'dir. O halde kaldırma kuvvetlerinin de eşit olması gerekiyor. Birinci durumda etki eden kaldırma kuvvetine F1 diyelim. Sevgili arkadaşlar, F1 eşittir 3 çarpı DK eşittir G artı T1. İpteki gerilmeler eşit olduğu için T1'e de T2'ye de sevgili arkadaşlar T diyelim. O halde T yazdım. F2 eşittir sevgili arkadaşlar. Görüldüğü batan hacim 1. 1 çarpı DL. O da eşittir G artı T. O halde arkadaşlar eşitliklerin sağ tarafları eşitse sol taraflar da eşit. 3DK eşittir DL. Demek ki sevgili arkadaşlar DL DK'nın 3 katına eşittir D dersek 3D olur. Sevgili arkadaşlar ipler kesildiğinde cisim her iki sıvıda da yüzdüğü için X'in öz kütlesi mecburen her iki sıvıdan da daha küçüktür. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar DL de DK'dan büyüktür dedik. O halde cevabımız 1, 2, 3 Adıyaman oldu. Hacmi ve yoğunluğu DK, ağırlığı G olan K cismi içinde DS yoğunluklu sıvı bulunan kabın tabanına şekildeki gibi bağlanınca ipteki gerilme kuvveti T olmaktadır. T eşit değil sıfır olduğuna göre sevgili arkadaşlar ipi kestiğimizde cisim yüzmeye başlayacağı için D sıvı kesinlikle büyüktür DK diyebiliriz. Ve arkadaşlar cisme etki eden kaldırma kuvveti yukarı doğru aşağı doğru T artı G. F G'den büyük olduğu için D sıvı büyüktür DK diyebilirim. Evet bir kesin doğru. G görüldüğü gibi arkadaşlar G ile T arasında kesin bir ilişki kuramayız. F T'den de G'den de daha büyüktür. O halde G büyüktür T söyleyemem. G büyüktür FK zaten yanlış. O halde cevabımız yalnız bir Adıyaman olmaktadır. Sevgili arkadaşlar. Hacmi ve yoğunluğu dx olan x cismi şekil 1'deki gibi ip yardımıyla tavana asıldığında ipteki gerilme kuvveti T1 olmaktadır. Bu x cismi içinde ds yoğunluklu sıvı bulunan kaba şekil 2'deki gibi sarkıtıldığında ipteki gerilme kuvveti T2 olmaktadır. Şimdi sevgili arkadaşlar ipi kestiğimizde cisim batmak isteyecek mi? Evet. O halde dx büyüktür d sıvı mıdır? Kesinlikle evet. Şimdi sevgili arkadaşlar buna mutlaka yukarı doğru bir kaldırma kuvveti var mı? Evet. Aşağı doğru gx, aşağı doğru gx, T1 arkadaşlar, T1 direkt gx'e eşittir. Burada ise arkadaşlar şekil 2'de denge şartını yazalım. Toplam F'ye eşittir 0.
Bu ne demekti sevgili arkadaşlar? Yukarı çeken kuvvetlerin bileşkesi T2 artı F sevgili dostlar. Aşağı doğru G ise eşit. O halde sevgili arkadaşlar T2 artı F GX'e eşit. Yani T2 GX'ten daha küçük. Yani T2 T1'den daha küçük. Veya T1 büyük T2. DX küçük D sıvı. Bu da arkadaşlar zaten malumunuz yanlış olmaktadır. 1 ve 2 cevabımız Ceyhan oldu. Özdeş iç cisimleri şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi yoğunlukları olan sıvılara sarkıtılmaktadır. İpteki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı olup büyüklükleri eşit. Demek ki arkadaşlar etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olmalıdır. O halde arkadaşlar ipteki gerilmelerin hepsine T diyecek olursak T, T. Ağırlıklar da zaten G, G, G. Arkadaşlar aşağı çeken kuvvetler eşitse yukarı çeken kuvvetler de eşit olmalı. O halde etki eden kaldırma kuvvetleri de eşit olmalıdır. Şekil 1'de etki eden kaldırma kuvveti 1, 2, 3, 3 çarpı DK eşittir 1, 2, 2 DL eşittir 1 DM. Demek ki sevgili arkadaşlar önündeki katsayı küçük olan en büyük, katsayısı büyük olan ise en küçük olacaktır. O halde cevabımız melek olmaktadır. Bakıyoruz M büyük, L büyük, K. Yani melek. Birbirine karışmayan D1 ve D2 özkütleri sıvılar içinde KLM cisimleri şekildeki gibi ip yardımıyla dengelenmiştir. Çok güzel. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı olduğuna göre. Sevgili arkadaşlar, ipi kestiğimizde L cismi yüzmek isteyecek. Yani L'nin öz kütlesi D1'den küçüktür. Şunu biliyoruz, D2 D1'den büyüktür. Şunu şuraya yazalım. D2 büyük, D1. Arkadaşlar, ipi kestiğimizde M cismi batmak isteyecek. Demek ki arkadaşlar, M D2'den de büyüktür. Arkadaşlar, bu ipi kestiğimizde K cismi batmak isteyecek. Demek ki arkadaşlar, DK büyüktür D1. Fakat sevgili arkadaşlar, bu cisim K cismi şurada da yüzebilir. D2'de askıda da kalabilir. Burada da batabilir. Dolayısıyla arkadaşlar K cismi ile D2 arasında kesin bir yargıya varamam. K cismi ile M arasında kesin bir yargıya varamıyorum. Şimdi şunlara bakalım. K cisminin öz kütlesi L cisminin öz kütlesinden büyüktür. Zaten arkadaşlar K D1'den büyük, D1 de L'den büyük. O halde 1 doğru. M cisminin öz kütlesi D2 sıvının öz kütlesinden büyüktür. Evet. T2 ip gerilmesi ile T3 ip gerilmesi birbirine eşittir. Zaten arkadaşlar bunlar hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz görülüyor. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Evet sevgili dostlar, yeni bir soruyla. D ve 3 öz kütleli sıvılar içinde eşit hacimli. Demek ki sevgili arkadaşlar bunların hacimleri eşitmiş. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı olduğuna göre sevgili arkadaşlar iç cisminin ağırlığı Y cismininkinden büyüktür. Şimdi bu ipteki gerilmeler hakkında kesin bir yargıya varıyor muyum arkadaşlar? Bakalım. Şimdi X'in öz kütlesi bu ipte bir gerilme olduğuna göre sevgili arkadaşlar 3D'den daha büyüktür. O zaman arkadaşlar MX mutlaka büyük olmalıdır 3DV'den. Burada ise arkadaşlar 3DV'den ne olmak zorundadır arkadaşlar? Burada da
büyüklüğü hakkında kesin bir yargıya varamam. Fakat arkadaşlar, eğer buradaki K cisminin, bu cismin arkadaşlar, yani Y cisminin öz kütlesi 3D'den arkadaşlar küçük olsa bunu ne yapacak? Yukarı kaldıracak. Y'nin öz kütlesi arkadaşlar 3D'den büyük de olabilir. 3D'den büyük de olabilir. D'den büyük olduğu zaten kesin. Dolayısıyla arkadaşlar bunların ağırlıkları hakkında kesin bir yargıya varamam. X cisminin ağırlığı Y cismininkinden büyüktür diyemem. Y cisminin öz kütlesi 3D bölü 2'dir diyemem. Çünkü arkadaşlar buradaki ipteki gerilme bize verilmeli. Burada batan hacimler bize verilmeli. Ona göre konuşabiliriz. T1 ipi kesilirse X cismi dibe batar. Kesin, doğru, yalnız 3 diyebiliriz. Geldik diğer sorumuza. Sevgili dostlar. Öz kütlesi DS olan sıvı içinde öz kütle sırayla DK ve DL olan eşit kütleli. Şimdi arkadaşlar bu ipte bir gerilme varsa kestiğimizde L cismi dibe batacak. DL büyüktür D sıvı. D sıvı da büyüktür DK. K cismi de yüzecek. Bunların kütlelerine de arkadaşlar eşit denilmiş. Eşit kütleli KL cisimleri. Öz kütlesi büyük olanın hacmi küçük olacaktır. DL büyük DK olduğuna göre arkadaşlar VK büyük VL olmalıdır. DL büyüktür D sıvı kesinlikle. K'ya etkeden kaldırma kuvveti L'ye etkedenden büyüktür. Sevgili arkadaşlar her iki cisim de sıvı içerisindedir. Bir cisme etkeden kaldırma kuvveti her zaman ve batan çarpı D sıvı çarpı G ile veriliyor. Arkadaşlar bunlar zaten eşit. Baktığımızda ve batanlara K'nın hacmi daha büyük olduğu için ikinci yargımız da doğrudur. D sıvı büyüktür DK. Evet, ip kesildiğinde K cismi yüzeceği için üçüncü yargımız da doğrudur. Cevap yalnız hepsi olmaktadır. Yani Edirne olmaktadır. Sevgili arkadaşlar yalnız hepsi derken espri yaptığımı anladınız. Şekildeki kavram haritasında boş bırakılan 1, 2, 3 yerlerine aşağıda hangisi gelebilir? Evet sevgili arkadaşlar bakıyoruz. Cismin sıvıya batan hacmi eşittir. Cismin sıvıya batan hacmi acaba neye eşittir? 1 bağlıdır. 2 bağlıdır. Şimdi arkadaşlar bakalım. Kaldırma kuvveti bağlıdır cismin sıvıya batan hacmi. O da sevgili arkadaşlar neye eşittir? Cisme etki eden kaldırma kuvvetine veya yeri değişen sıvının hacmine diyebiliriz arkadaşlar. O halde demek ki İki de arkadaşlar bağlıdır. Görüldüğü gibi efendime söyleyeyim cismin sıvıya batan hacmi de diyoruz. Şimdi buradan başlayalım. Kaldırma kuvveti bir yerine kaldırma kuvveti yazarsam kaldırma kuvveti bağlıdır. Sıvının yoğunluğuna efendime söyleyeyim şurada arkadaşlar cismin sıvıya batan hacmi eşittir yeri değişen sıvının hacmine. Evet sevgili arkadaşlar. Cisim sıvıya ne kadar batarsa o kadar sıvının yerini değiştirir. O halde arkadaşlar kaldırma kuvveti bağlıdır doğru sıvının yoğunluğuna. Evet. Kaldırma kuvveti bağlıdır cismin sıvıya batan hacmine. O da eşittir yeri değişen sıvının hacmine diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik. Düşey kesti verilen kaptaki sıvının içinde yüzen tahta parçası her
defasında sıvıya biraz daha batırılarak sıvının tahtaya uyguladığı kaldırma kuvveti gözlemleniyor. Sevgili arkadaşlar, zaten batırabilmek için biraz daha kuvvet uygulamamız gerekiyor. O halde aşağı doğru cismin ağırlığı, bizim uyguladığımız F kuvveti eşittir FK. Bizim uyguladığımız F kuvveti arttıkça bunu dengeleyen FK'nın da zaten artmış olması gerekiyor. Çünkü bizim uyguladığımız F kuvveti artı G ağırlığı eşittir kaldırma kuvveti diyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada bağımsız değişken cismin suya batan hacmidir. Evet, bağımsız değişken sevgili arkadaşlar bizim meydana getirdiğimiz değişkendir. Doğru. Bağımlı değişken cisme etkiden kaldırma kuvvetidir. Evet, bakın arkadaşlar, FK eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G. Biz bu V batanı değiştirdikçe buna bağlı olarak kim değişiyor sevgili arkadaşlar? Kaldırma kuvveti. İşte bizim değiştirdiğimiz bağımsız değişken, buna bağlı olarak değişen ise bağımlı değişken diyebiliriz. Sabit değişken sıvının öz kütlesi ve ortamın çekim ivmesidir. Evet arkadaşlar diyebiliriz. Dolayısıyla cevap Edirne olur. Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyoruz. Bizde kalın, Fizikokolik'te kalın. Bizi izlemeye devam edin. Fiziği öğrenin.